2012 yılında Maden Teknik ve Arama Enstitüsü tarafından yapılan incelemeler sonucunda Elazığ'ın Keban ilçesindeki Fırat Nehri'nin batı sahasında 40.700 ton görünür, 10.600 tonda muhtemel altın rezervi bulunduğu açıklandı. Araştırmacı yazar Haluk Özdil, Elazığ'da Fırat Nehri'nin altındaki 40.700 ton görünür, 10.600 tonda muhtemel altınla ilgili açıklamalarda bulundu. Araştırmacı yazar Haluk Özdil, Elazığ'ın maden bakımından zengin bir şehir olduğunun altını çizdi. Bakalım bakın Elazığ her ne kadar çok gündeme gelmese de yani deprem konusunda gündeme geliyor zaman zaman e, onun dışında gündeme gelen bir yer değil ama Elazığ çok ilginç bir yer Elazığ bir maden deposu toprak altı e, bu tür materyallerin daha doğrusu ne diyeyim, e, belli belli değil, bayağı çeşit var. Ben baktım bugün tekrar maden teknik araştırmanın yayınlarına. E, kromdan nikele, nikelden gümüşe, özellikle gümüş yuvası orası. Zaten birçok yerde gümüş şeyleri var, e, işletmeleri var. E, bakır konusunda inanılmaz zengin ve bakırla ilgili biliyorsunuz geçtiğimiz yıl e, bir stok tespih yani orada bir maden daha doğrusu yeraltı kaynağı tespit edilmişti. Daha önceki yıllarda gene maden teknik araştırma tespit etmişti. Yani 2004-2005'li yıllarda. Elazığ'da keşfedilen altın ve gümüş rezervleriyle ilgili olarak hadislerde de bilgiler rastlandığını belirten Özdil, Fırat Nehri ile ilgili bilinen hadislere de değindi. Fırat'ın batısındaki 40 bin ton altın, bakın 40 bin ton 10 bin ton da saymıyorum o toprak altında olanları saymıyoruz. Yani Fırat'ın dibinin altında. Tabi bununla ilgili bir takım yani hadislerden de söz ediliyor. Onlara hani bu halinin galiba yanlış hatırlamıyorsam aklımda var. Yani bir gün Fırat'ın dibinde sular çekilecek ya da işte Fırat'ın dibine inildiğinde bir baraj büyüklüğünde devasa bir altın yığınıyla karşılaşılacak ve onunla işte ona dokunulmasın. Ona, ona sakın kimse elini değmesin çünkü bu kıyametin habercisi anlamında bir hadisten de söz ediliyor. Ediliyor değil yani böyle bir şey var ama tabii bu Fırat'ın hani Türkiye'deki kısmı mı öbür taraftaki kısmı mı bunu kimse bilemez. Nerede olduğunu da bilemez yani e, Türkiye böyle bir yeri buldu diye kıyamet oradan kopacak diye bir şey de yok ama... E, Gerçekten çok dikkat çekici bir hadis ve bu hadise göre de oradan altın alınmaya başladığında belli bir bolluk dönemi ve daha sonra da e, kıyamet. Yani önce korkunç savaşlar insanların birbirini katletmesi ve daha sonra da kıyamete kadar giden bir süreçten bahsediyor. Aslında biraz böyle Armageddon da andırıyor. Yani ilginç, e, enteresan işte o bolluk dönemi falan. Ama gerçek anlamda orada. Çıkarım söz konusu olursa gerçekten Türkiye için sorunlar biter. Özdil, Fırat Nehri'nde 12 yıllık sürenin ardından çalışmalar yapılması gerektiğini ifade ederek yapılacak olan keşfin Türkiye'nin ekonomik potansiyelini önemli ölçüde arttıracağını vurguladı. Buraya odaklanılması lazımdı. İnanılmaz bir servetten Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşundan söz ediyoruz. Bakın doğruyum Toprağın altında evet delicesine Türkiye'de dolu ama onun işlenmesi işte torrum santralinin yapılması şu bu 10 yıllar süreceği için hadi ona bir tolerans tanıyalım ama bu altın 40 bin ton artı 10 bin tondan bahsediliyor ki daha 10 bin ton içinde şöyle bir ibare var maden teknik araştırma tam net değil yani 10 bin ton çok daha üzerinde olabilir bir Hükümetinde bir kıtanın hayatını bir kıtanın hayatını değiştirecek bir stoktan söz ediyorum. Ve soruyorum, bir vatandaş olarak soruyorum. Neden bu konuda herhangi bir duyuru alamıyoruz, herhangi bir çalışma yapılmıyor? Türkiye Cumhuriyeti'nin hayatını baştan sona bir günde bir günde değiştirecek bir madenden altından söz ediyorum. 40 bin ton. Dünya yüzeyinde yok böyle bir rakam. Yani bu Bugüne kadar görülmüş Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük en büyük fırsatıdır. Yani petrol doğalgaz falan değil. Bakın tekrar söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bugüne kadar görülmüş, önüne çıkmış en büyük fırsat orada Fırat Nehri'nin altında yatıyor. Üstelik de devletin bir kurumunun direkt verdiği rapora rağmen